Merhaba sevgili 5. sınıflar hoş geldiniz. Ee, Türkçe ders kitabımızın 192 ile 198. sayfalar arasındaki iyiliğin değerini Bilen Kim adlı parçamızın etkinlik ve sorularının cevapları ile karşınızdayız. Açtığınız zaman şu şekilde 7. temamız bu fotoğraf ile karşılaşacaksınız. Şimdi bunların önce hazırlık çalışmalarını sonra da etkinlik cevaplarını beraber yapalım. Unutmayalım arkadaşlar bu videomuzun altında tüm derslerinizin yazılı sorularının bulunduğu link ve diğer tüm derslerinizin kitaplarının cevaplarının bulunduğu link olacak videonun altındaki açıklama kısmına gidin. İkisini orada göreceksiniz. Birinci hazırlık sorumuzun cevabı arkadaşlar. Ha bu arada ben biraz hızlı gideceğim. Siz videoyu durdurarak cevapları yazın ve daha sonra videoyu tekrar yürüterek e, peşimizde gelin. Birinci cevap, çok seviniyorum. Ne sorumuz? Masalların sonunda iyilerin kazanması hangi duyguyu uyandırıyor sizde diyor. Çok seviniyorum çünkü iyilik yapan insanların mutlu olmaları beni çok mutlu ediyor. Bu masalında sonunda büyük mutluluk hissettim. İkinci sorumuz, iyilik et denize at, balık bilmez ise halik bilir. Atasözünü açıklayınız diyor şu arkadaşlar, açıklayınız şunu diyor. Ne demek bu? İkinci cevap iyiliğin karşılığını beklemeden yapmalıyız. Yaptığımız iyiliklerin karşılığını bir gün mutlaka alacağımızı dile getirmektedir. Evet. Bu atasözü bunu dile getiriyor. Karşılıksız iyilik yap, o iyiliğin karşılığını bir gün mutlaka alırsın diyor. Evet, ben bir alt sayfaya 195. sayfaya geçiyorum. 193 ve 194'te çünkü Parça var arkadaşlar. Hikaye anlatılıyor. Oralarda etkinlik yok. 195'te etkinlik başlıyor. Birinci etkinliğimiz. İyiliğin değerini bilen kim? Adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmayı isterdiniz? Neden? Ben e, köylüyü canlandırmak isterdim. Çünkü, çünkü orada çok iyi, çok sevecen, çok e, tatlı biri. Kendime çok yakın hissettiğim için, bulduğum için onu canlandırmak istedim. Ben onu yazdım. Siz başkasını yazabilirsiniz. B. Metini okurken olaylardaki duygu düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeli? Duygu düşünce ilk önce ses tonu ve vurgularda saklıdır arkadaşlar. Öncelikle ses tonumuza dikkat etmeli. Daha sonra da noktalama işaretlerini dikkat ederek nerede durmamız gerektiğini, nerede sesimizi yükseltmemiz, nerede alçaltmamız gerektiğini dikkat ederek okumamız gerekiyor. Bu şekilde yazdım. Siz de bunları aynen yazınız. İkinci etkinlikte kelimeler verilmiş. Bu kelimelerin sözlük anlam, tahmin ve cümle içinde kullanımı istenmiş arkadaşlar. Tuzak, gözden kaybolmak, avcı, öneri ve göz kulak olmak kelimeleri var. Tuzak kelimesi benim tahminim bir şeyi yakalamak için kurulan kapan. Diğerlerini de hayvanları yakalamaya yarayan araç sözlük anlamı. Cümle: Kuşlar tuzağa düşmüş. Çok basit bunlar. Siz de yapabilirsiniz. Gözden kaybolmak benim tahminim görünmemek. Sözlük anlamı kaybolmak, görünmez olmak, ortadan çekilmek cümle birdenbire gözden kayboldu. Avcı hayvanları yakalayan kişi benim tahminim bu tabii ki sözlük anlamı av işi av olan kimse cümle içerisinde kullanmam ise ava gitmiş avlanmış dedim ben siz başka bir şey yazabilirsiniz. Öneri düşünce belirtmek öneri bir düşünceliğini belirtmektir sözlük anlamı problem çözmek için öne sürülen görüş, teklif ve düşünce. Evet, problem çözmek için öne sürülen görüş, teklif ve düşüncedir. Cümle içerisinde size bir önerim var. Yani bu şekilde kullandım. Göz kulak olmak, bir şeye dikkat edip korumak tahminim. Sözlük anlamı bakmak, gözetmek, korumak cümle. Yolculukta ona göz kulak oldu şeklinde cevaplandırdım. Siz tekrar videoyu durdurup yazıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz B. Metinde kullanılan gözden kaybolmak, göz kulak olmak deyimleri metindeki anlatıma nasıl bir katkı sağlamıştır? A. Cevap. Gözden kaybolmak deyimi bu metinin anlamını oldukça güçlendirmiştir arkadaşlar. Göz kulak olmak yine aynı şekilde metinin her ikisi de bu deyimler metnin anlamını vurgulamış ve güçlendirmiştir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ben bir tanesini yazdım gözden kaybolmak. Siz gözden kaybolmak ve göz kulak olmak deyimleri bu metnin anlamını güçlendirmiştir şeklinde yazabilirsiniz. İkisi de aynı çünkü. Üçüncü etkinlikte doğru ve yanlış var arkadaşlar. Doğru ve yanlışları şu şekilde işaretledim. Siz de aynı şekilde işaretleyin kitabınızda. Açın kitabınızı. Kitabınızda bu şekilde işaretleyin. Ve yürümeye devam edin peşimde. Dördüncü etkinlik. iyiliğin değerini bilen kim adlı metinin konusu ve ana fikri. Konusu iyiliğin ne kadar önemli olduğu. Yani iyiliğin öneminden bahsediyor. İyiliğin önemi de yazabilirsiniz siz direkt. Metinin ana fikri ise iyilik yapan ödül, kötülük yapana ceza mutlaka verilir. Evet, iyi kişi ödülünü, kötü kişi cezasını alır şeklinde de yazabilirsiniz. Beşinci etkinliğimiz, başlığı içeriği arasında uyum var mıdır? Evet, kesinlikle arkadaşlar. Metni konan başlık ile içerik arasında tam bir uyum var. Çünkü parçada neyin iyilik olduğunu ve kimin iyilik yaptığı anlatılıyor. Parçanın başlığı da aynı şekilde buna uyumludur okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz, öneriniz, niçin bu başlığı önerdiğiniz açıklayınız. İyilik mutluluk verir. Evet ben başlığı böyle koyardım. İyilik mutluluk verir. Gerçekten iyilik mutluluk verir. Neden bunu koydum onu açıklayayım. Çünkü ben iyilik yaptığım zaman çok mutlu olurum. Evet nedeni de bu. İyilik mutluluk verir. Çünkü ben iyilik yaptığım zaman çok mutlu olurum. 6 metinde ele alınan sorun nedir? Peki, e, sorun neydi arkadaşlar? Yapılan iyiliğin bilinmemesiydi değil mi? Yapılan iyiliğin bilinmemesinin anlamamasıdır. Evet, kimsenin, iyilikten kimsenin, bimsenin yazmışız burada arkadaşlar. Yapılan iyilikte kimsenin, şunu K harfi yapıyoruz. Ya da hiç öyle uğraşmıyoruz, şunu alıyoruz, şunu k yapıyoruz. Hemen şurada k yapıyoruz. Kimsenin evet. Evet. Kimsenin şunu neden silmeyelim ki? Şunu kopyalayayım bir. Copy. Sil. Silgi al. Şunu sil. Şimdi tekrar getir. Bunu yapıştır. Paste. Evet. Yapılan iyilikten kimsenin anlamamasıdır. Buradaki problem, sorun bu. Peki çözüm önerileri ne? Birinci çözümüm, iyilikten anlayanlar ödüllendirilmeli. İkinci çözümüm, iyiliğe karşı kötülük yapan cezalandırılmalı. Üçüncü çözümüm, iyiliğe karşı iyilik yapanlar örnek verilmeli. Evet, iyiliğe karşı iyilik yapanları örnek olarak verilmeli. İyiliğe karşı demişiz burada, bunu iyiliğe karşı olacak. Hızlı yazdığım için hata yapmışım. iyiliğe karşı iyilik yapanlar örnek verilmeli ne kadar ödüllendirildikleri orada ele alınmalıdır. Bir sonraki etkinlik 197. Şurada burada videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Evet, beğendim. Çünkü tutumu oldukça olumlu. Evet, olumlu yönde, yapıcı yönde yaklaşıyor çünkü yazar arkadaşlar. Onun için tutumu oldukça olumlu, beğendim. Metindeki olaylardan varlık kadrosuna yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız. Metnin içeriğini okuduğunuz zaman yapılan iyiliğe karşı kötülük yapıla, yapanların olduğu ama bunun doğru olmadığı, yani iyiliğe karşı kötülük yapılmaması gerektiği İyiliğin de karşılıksız olması gerektiği vurgulamaktadır. Evet, iyilik karşılıklı yapılmamalıdır ama iyiliğe karşı da kötülük yapılmamalıdır. Parçada bu vurgulanıyor. Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Elbette ki hayır, adil bulmuyorum. Çünkü iyilik karşılıksız yapılan bir şeydir. O iyilik de karşılık bekliyor. Karşılığında da kötülük yapılmamalıdır. Sebebi de bu. Tilkinin bulduğu çözüm yaratıcı mı? Evet ben yaratıcı buldum. Tekrar torbaya tıkıyor onu çünkü değil mi? Evet yaratıcı buluyorum çünkü kurdu tekrar çuvala koyuyor. Tilki zaten kurnazdır. Kurnazlığını orada da kullanıyor arkadaşlar. Sekizinci etkinliğimiz ise Okuduğunuz metne göre cevaplandırınız diyor. Metindeki kahramanlar küçük yaşamda karşılaşabileceğimiz kahramanlardır. Evet doğru. Karşılaşabileceğini özellikle midir? Evet öyle özelliktedir. Okuduğunuz metinde anlatılan günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar mıdır? Metinde anlatılan günlük yaşamda karşılaşılan olaylardır. Evet çok kişi de karşılaşabilir bunun da. Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mu? Elbette ki işin içinde hayvanlar olduğu için arkadaşlar, metinde hayvanlar var. Hayvanlar konuşturuluyor değil mi? Bir fable tarzı olduğu için bu bir kurgudur. Tabii ki gerçek değildir. Dokuzuncu etkinlik arkadaşlar, Dokuzuncu etkinlikte e, kelimeler verilmiş. İnceleyiniz diyor. E, şehir, karın, ağız, resim kelimelerini hecelere ayırın diyor. Şu şekilde ayırdık. Şehir, karın, ağız, resim ve e, ne diyor? E, bu kelimeleri gelen hangi sesler başlamıştır? E I I i sesleriyle başlamıştır arkadaşlar. Ondan sonra da e, ne diyor e, burada? Son hecelerini, pardon burayı unuttuk. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri diyor. Son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alın. Ben yuvarlak içine alamadım çünkü üç, üç yazdığım için ama altlarını mavi yaptım gördüğünüz gibi. Son hecedeki sesliler. Burada i, burada ı, burada ı, burada, burada i. Evet, altını Nokta koymuşum. Son e, hecedeki seslilerin altına nokta koymuşum. Yuvarlak içine alamadım. E, C seçeneği. Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen e, değişiklik ne? Açıklayınız. Ek gelince son hecelerindeki sesli düşmüştür arkadaşlar. Ağzı ağız olmuş. Resmi resim olmuş çünkü bunlar değişmiştir. Şurada 9. etkinliğimizin cevabı arkadaşlar. Oraya sığmadığı için ben buraya yazdım. Yazabilirsiniz. Siz de 9. etkinliğin cevabı bu. İyiliğin toplum hayatındaki önemi hakkında bir konuşma yapınız. Kısa yaptım siz uzatabilirsiniz. İyilik toplumun harcıdır. Yani bir arada tutar. İyiliğe, i̇yilikle yoğrulmuş olan bir toplum hiç toplumu hiç kimse yıkamaz. Böyle bir toplumda insanlar birbirine güvenir, herkes iyilik yapmak için yarışır. İyilik yarışı başlar değil mi arkadaşlar? 9. etkinliğe bunu yazabilirsiniz. Yeterli bu bence, öğretmeniniz bunu kabul edecektir. Ben geçiyorum bir sonraki, son sayfa, <laughs> özür diliyorum. Aşağıdaki cümlelerden ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz. Ben altını çizdim. Aklımdan, oğlunu, karnının ve göğsündeki kelimelerde ünlü düşmesi var arkadaşlar. Bunların altını siz de çizebilirsiniz. B seçeneği ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimeler içinde geçti cümleler yazınız. Ben iki tane yazdım. Siz istediğiniz kadar yazabilirsiniz. 5-6 tane yazabilirsiniz. Annesinin ömrünü çürüttü bu çocuk. Buradaki ömür ömürde düşme var arkadaşlar. Öğretmen hey buraya gelmeni emrediyorum. Burada da emretmek emir burada i harfi düşmüş gördüğünüz gibi Emir Emre'ye dönüşmüş ee, Emre diyorum dedi evet Ömür ve Emir kelimeleri de bu düşme söz konusu siz bunların örneğini çoğaltabilirsiniz son etkinliğimiz bir paragrafın giriş cümlesi olarak cümlesinin başına G, sonuç cümlesi olabilecek cümlelerin başına da S yazınız diyor. Şurada roman konusu insanlardır. Bu giriş, sonuç, giriş, sonuç, sonuç, giriş, 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 sonuç şeklinde yaptım ben arkadaşlar. Siz teker teker okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz. Ödevimiz burada son buldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. WhatsApp gruplarında lütfen paylaşın arkadaşlarınızla. Arkadaşlarınız da haberdar olsun. Çünkü başka yerde yok bu videolar. Siz de arkadaşlarınız da siz kendi arkadaşlarıyla paylaşsın. Biz de büyüyelim. Biz de çok iş yapalım. Sizin bütün ödevlerinizi ve yazılarınızı cevaplandıralım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.